Arkadaşlar hepinize selamlar. Euro Truck Simulator 2'de sıfırdan başladığımız seride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükümüzü aldık, şöyle göstereyim. 44.000 TL güzel bir meblağ veriyor. Gerçekten arkadaşlar güzel bir para veriyor. Çok da uzağa gitmiyoruz. 230 kilometrelik bir yol yapacağız. Biliyorsunuz en son Bükreş'te kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Aracımızı çalıştırdık, şöyle koltuğumuza yaslandık, emniyet kemerimizi taktık arkadaşlar. Vitesimizi de takalım. Dorsemiz de bu arada bayağı hafif. 3 tonluk bir dorse taşıyorum. Şöyle göstereyim, bilgisayar işlemcisi taşıyorum. Herkese benden işlemci arkadaşlar. Yeni seri Intel'leri taşıyoruz arkadaşlar. 10. nesil işlemcileri taşıyorum. Abi geliyor. Yükler bizde. İşlemciler bizde arkadaşlar. 10. nesil Intel'leri taşıyorum. Dorsemizde hepsi. 3 tonluk yükümüz mevcut. Bu arada uyumadım. Neden uyumadım onu da söyleyeyim. Uyusaydım gece olacaktı ve hava karanlık olacaktı. Gece video çekmek istemiyorum. Gece yolculuğu yapmak istemedim. Çünkü çok karanlık oluyor. Onun bir modunu bulabilir miyim? Onu düşünüyorum. Hani gece karanlığını biraz daha böyle aydınlık gibi, akşamüstü gibi yapan bir mod bulursam hani gece yolculukları da yaparız ama çok karanlık oluyor arkadaşlar gerçekten geceleri. Videoda yemin ederim fenerle izlersiniz böyle bak videoyu. Vallahi billahi öyle izlersiniz. Dur bu arada ben neredeyim, bir dakika. Heh tamam, doğru yerden gidiyorum, tamam. Bir dakika, vites tak. Bir an heyecan yaptım arkadaşlar, yanlış gidiyorum sandım. Şimdi yol üstünde işçi bulma kurumu mevcut. Ne yapsak acaba? İşçi alsak mı? Hani yol üstündeyken bir tane işçi alıp şoför tutup bir tane tır alıp versek mi? Filo kursak mı acaba? Hani düşünmüyor değilim. Vallahi bir tane almak istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Türkiye'den alırsam mesela şeyi çok merak ediyorum, mesela Edirne'den falan alırsam Türk birisini alabiliyoruz mu yoksa yine yabancı mı acaba, onu çok merak ediyorum. Eğer öyleyse Türklere vereceğim abi işi. Vallahi öyle bir şey var mıdır acaba, çok merak ediyorum bunu. Hani Edirne'den, İstanbul'dan alırsak. Hani bunu gerçekten merak ediyorum, yoksa yine yabancı isimler mi acaba? Ahmet, Mehmet falan bir şey olur mu acaba, onu merak ediyorum. İşçi bulma kurumu arkadaymış, ben oraya nasıl geçeceğim? Geçemeyeceğiz, devam. Ters yolda kaldı arkadaşlar. Bakalım yol üstünde denk gelirse alırız artık. Buradan gidebiliyorsam gideyim. Buradan gidebiliyorum galiba. Ama karşıya geçebiliyor muyum? Bir bakalım serbest kamerayla, bakın göstereyim size yerini. Evet, tren geçiyor buradan. Arkadaşlar evet burası. Buraya geçmem şu anda imkansız. Şöyle ESC'den alabiliyor muyum? İşçi bulma kurumu. Ha buradan alabiliyorum. İstanbul, bakayım dur bakayım. İstanbul şoför tuttu diyeyim ne oluyor? Ha bir dakika, burası neresi, burası neresi yazıyor mu? Yok arkadaşlar, öyle İstanbul'da yine şey olmuyormuş maalesef. Abi bu daha tecrübeli gibi duruyor. 1.7 bu güzel. Chris bunun 0.8. Ya bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Bunlar öğrenir abi işi. İşi bunlar öğrenir. Bir dakika, tırımızı nereden alacağız? Bir ona bakayım. Neredeydi lan? Heh, galeri. Yol üstünde var mı? Scania var. Iveco var. Mercedes de Edirne'de. İstanbul'a gitmem lazım. Bir dahaki yükle İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. Renault almam lazım ya da Mercedes almam lazım artık. Hangisi çıkarsa. Yol üstünde. Alacağız abi, ikisinden birini alacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi devam edelim. Yani mantıklı olan bu. 700 bin param var şu anda. Almam lazım. Altıya attık.
16 dediğim size 12, öyle düşünün. Vallahi silme geçtim ha. Bugün günlerden neymiş, yazıyor mu gün? Çarşamba. Pazar günü, pazar günü arkadaşlar patladık bu arada. Pazar günü çok trafik olur her yerde. Pazar trafiği. Onu söyleyeyim, hafta sonu yani cumartesi pazar. Ayvayı yedik, bakalım ne yapacağız ya. Bugün çarşamba. Uyku durumumuza bakalım. 3 saat. Ya 3,5 saat. Allah, buradan döneceğiz. Bak yine kaçırıyorduk yolu. Evet, 2020 model işlemcileri taşıyorum arkadaşlar. Ben de şu an Intel kullandığım için i9 9900K 9. nesil bir işlemci kullanıyorum. Canavarı abi. Ama benim bilgisayar maşallah bütün hataları veriyor. Öyle söyleyeyim size. Yeni nesili götürüyoruz bakalım. Ambulans mı geçiyor? Ne oluyor oğlum? Keşke böyle oyundan ambulans falan geçse, bir şeyler geçse de yol versek abi. Böyle şeyler olmuyor. 11. viteste gidiyorum şu anda. 12, 12 yine yok. Allah'a emanet. Geçelim abi. Hop hop hop, böyle bir şey var mı ya? Vallahi billahi böyle bir şey var mı? Yemin ediyorum manyaksınız ya. Bir de şuna şerit takip gelse böyle. Tadından yenmez ha valla. Oyunu da kendi oynasın değil mi abi valla? Oyun lan zaten. Amacımız girip oynamak. Bir de şerit takip gelecek. E gelsin abi, ne olur ya. Gelsin ya. Fren asistanı falan gelsin. Aktif fren desteği, ne bileyim, öndeki durunca birden frenlesin falan. Abi değişik şeyler istiyoruz. Oğlum buradan mı gideceğiz? Allah'ım, işte bu navigasyonun da en sevmediğim olayı bu. Geçen videoda demiştim. Şunu büyütüp küçültmesini, işte navigasyonun büyüklüğünü yani ayarlayalım haritada, harita. Ya konuşamıyorum. Camda koyacağımız yeri falan ayarlayalım diye demiştim. Hani bunu böyle yapsak bu sefer de çok küçük oluyor ha. Ben göremiyorum. Oğlum konuşamıyorum. Bu sefer de ben göremiyorum. Solluyorum abi sizi. Yani karşı şeride geçiyorum ama yapacak bir şey yok. Heh, adamsın be. Burada şey var mı, ona bir bakalım. Galeri var mı? Yok. Burada bir galeri yok. Acaba bir Renault galerisi falan bir şey bulur muyuz dedim de. Bir Renault bulsam tadından yenmeyecek. Gerçekten bak. Ben Merso da severim. Merso da çok güzel olur. Eski kasa Merso da çok tatlı olur. Ama kredi ödeyebileceğiz mi acaba, işte ondan korkuyorum. Ya bununla kaza yapmamam lazım. O çok önemli bak. Geç hadi bakayım. Attık 5'e. Vereceğim, 6'yı vereceğim şimdi, bekliyor. Verdik 6'yı.
karşıdan da maşallah ne geliyorlar ha. Geçebilir miyim abi? Gerçi burada nasıl sollayayım ki? Verdim abi coşku. Vallahi biri geçtik. Bak bir. İki. Hadi oğlum üç geliyor. Üç. Başka vites yok. Hadi oğlum başka vites yok. 4. Karşıdan biri gelirse bok yedik. 5. 6. 7. Çok tehlikeli olacak. 8. İyi ki burada gelen yok. Virajda karşıma çıksa ayvayı yemiştik. Arkadaşlar bir anda 8 tane araç solladım. Tırla 8 araç. Temiz. Valla bastık gidiyoruz. Ah bu yine esnemeye başladı. Ayvayı yedik abi. Yine esnemeye başladı. Dur bakalım. Nereye geldik? Buralarda bir şey var mı acaba? Yok galiba. Dur şuradan anlayabiliyoruz değil mi onu? Şuraya basıyoruz. Çekici galerisi. Buradan belli oluyor. Evet burada bir şey yok bak. Şu soru işareti olan yerler de var. Bak şurası var. Filibe'ye gitmem lazım. Köstence tarafında var. Bu taraflarda var. Zaten bir İstanbul varmış. Şey İstanbul'da Merso varmış. Niye Merso abi İstanbul'da mesela? Hop aktif fren sistemi nasıl devreye girdi kesti. Tamam la daha 6 saat var hemen. Ya bu 6 saatte niye çıldı? Aa 1 saatmiş la. Bir dakika kalan, bir dakika la. Sıradaki mola kalan süre 1 saat 51 dakika benim varışım. Ha 19 dakika la. Sıkıntı yok abi. 2 dakikaya oradayız abi. 2 dakikaya oradayız arkadaşlar. Hani ne bir şey oldu sandım ha. Balkan kaşifi. Hadi bakayım. Dön hadi bakalım. Bak duruşa bak. Allah aşkına duruşa bak. Çallığım yarabbim. Adamın dorsesinin yarısı benim yolumun önünde. Biraz daha ileride dur bari. Evet burada duracağız. Burada mecbur duruyoruz. Çünkü çok kalabalık bir yol. Şu an akıyor. Ve sola döneceğiz. Yaya geçidinde durmuşsun bak. Döneyim mi? Gel gel gel. Allah'ım yarabbim. Şu büyük araçlara biraz dikkat etseler bu oyunda çok sevineceğim gerçekten. Dur yanlış tuşa bastım. Şuna basacağım. Hop bak bir anlık takıldı görüyorsunuz mu oyun? Bazen oluyor bende. Bu neden oluyor hiçbir bilgim yok abi. Bazen yapıyor böyle. Bilgisayar kötü herhalde. Neyse götürüyoruz şimdi yeni işlemcileri. Bakalım. Pazarlık yapar ucuza alırız. Şu mavi tabelalar şeye benzemiyor mu? Türkiye'deki bir bilgisayar firmasının
logosuna. Bana mı öyle geldi çok? Hadi bakalım hangi firmaya benziyor bu sizce? Bak. Hangi firmaya benziyor arkadaşlar sizce? Bilmiyorum, bir bana mı öyle geldi acaba? Benzettiniz mi bakın. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. İşlemci götürüyoruz. Bak orada da kocaman logosu var. İşlemciyi de götürüyoruz. Acaba hangisi? Hadi bakalım. Tamam geldik, sakin, uyuma uyuma, geldik, az dayan. Geldik. Kaç saat? Bir saat kala geldim işte. Bak yanaşacağımız yerde orada, dinlenme yeri de arkamızda, sıkıntı yok. Hop yine bak bir dondu. Görüyor musunuz? Bu arada yapıyor böyle. Hop durduk. Motoru kapat. Dorsayı çıkart. Çok güzel abi. Kazasız belasız 230 km daha getirdim. Uyumadan geldik. Güzel oldu. 44.000 de burada kazandım. Bakın ekstraları görüyor musunuz? Ekstra paraları gayet güzel veriyor. Yani 5.000, 6.000, 7.000. Yani 10.000 ekstra para kazandım. Gayet güzel. 33.000. Ama bu şey tecrübe ikramiyesidir. Onların hepsini hesaplayıp bana söylüyor galiba oyun. Sadece yük parası değil, ben ekstra söylüyor sandım. Dur. Şimdi buradan çıkalım bir. İstanbul'a doğru bir yolculuk yapmamız lazım bir yere doğru. Benim Renault galerisi bulmam lazım. Ben bir Google'dan bakayım. Renault galerisi en yakınımda nerede var? Olmazsa. Öyle yaparız. Şurada mı uyuyoruz? Nerede uyuyoruz abi? Bu ne oğlum, burada uyunur mu? Vay be, burada uyuyormuşuz. Vallahi billahi. Tren yolunda uyuyacağım bak arkadaşlar. Gerçekten tren yolunda uyuyayım mı? Böyle bir şey var mı? Tren yolunda uyunur mu ya? Tamam, diğer videoda tren yolunda uyuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, klima susuz anlatıyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İstediğiniz kadar like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.